Herkese merhabalar. KPSS sınavına çalışırken kullandığım kaynaklardan bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle güncel olanlardan bahsedeceğim. Bazıları 2022 basım. Onları bir internet sitesinde çok uygun bir fiyatta gördüğüm için yine de almıştım. 130 liraya yaklaşık 3 kitap almıştım. Aşırı bilgi değişikliği olmaması sebebiyle çözümlerinden faydalanırım diye almıştım ama onlardan da bahsedeceğim sizlere. Öncelikle en son gelen kargomu bahsedeyim. Pegem Yayıncılığı'nın iki kitabını aldım. Tarih ve Coğrafya Soru Bankası'nı. Pegem'in kalitesini zaten hepimiz biliyoruz. O yüzden ben de kullanmak istedim kaynaklarını. Biraz soruları orta seviye diyebilirim. İnceledim. Henüz başlamadım. Ama bunu ben daha çok tekrar yaptığım zaman kullanmayı düşünüyorum. Yani ay sonunda çözebilirim bitirdiğim üniteleri. Coğrafyayı ve tarihi bu şekilde kullanacağım. Gerçekten kaliteli sorulardan oluşuyor. Test sayısı az olabilir ama böyle basit seviye değil kesinlikle. Orta ve zor seviye isteyenler tarih ve coğrafyasını alabilir PEGEM'in. Daha sonra tarihten İsmail Adıgüzel'in Bu Tarihin Pusulası adlı kitabını aldım. Bu zaten hep çok satanlarda oluyor. Fiyatı da biraz yüksek. Ama soru kalitesi gayet güzel. Çözümleri çok güzel, açıklayıcı. Bunu çok az bir şey başladım. Gayet yapılabiliyor. Konuyu güzel analiz ettikten sonra yani yapılamaz değil kitabı. Kaliteli sorular, nokta atışı bilgiler var gerçekten. Bundan da memnunum. Matematik için benim hocama tercih ettim. Aslında matematiğim orta zora yakın seviye olarak. Ama yine de benim hocam yayıncılığını çok beğeniyorum. Tüm branşlarını, hocalarını da. Bir denemek, yani elimin altında olsun. Hani çözmeden başka şeye geçmek istemedim. O yüzden aldım. Aldığım gibi de zaten başladım testlerine. Çok az sorusu var. Ben böyle beklemiyordum aslında. Yani memnunum. Ama mesela kitabın bir tarafında sorular var. 8 soru, 9 soru arası değişiyor. Hemen yanında çözüm var. Hani ben en azından bir 10-15 soru test olur diye beklemiştim ama öyle çıkmadı. O yüzden çabuk biteceğini düşünüyorum. Ama soruların kalitesine herhangi bir lafım yok. İlyas Hoca'nın videolarını dinledikten sonra da çok kolay bir şekilde çözülebiliyor. Daha sonra paragraf kitabı. Yani bu paragraf kitabını artık ALES'e giren de, DGS'e giren de, KPSS'e giren de kesinlikle çözüyordur eminim. Çözmeden de zaten girilmemesi gerekiyor. Gerçekten benim için zor. Yani şöyle zor. Düşündürüyor, çok arada kalıyorum. Zamanımı aşırı alıyor. Daha önce de paragraf kitapları çözmüştüm başka ama mesela kendimce bir dakika biçtiğim zaman kesinlikle onun üstü çıkıyor. Daha çok zamanımı alıyor. Ama beğeniyorum. Bunun da fiyatı yine aynı şekilde biraz pahalı. Ama çözülmeli. Çıkmışlardan sonra yani en azından bu kitabı çözüp sonra çıkmış paragraf sorularını çözerseniz bence ekstra Türkçe'ye pek zaman ayırmaya gerek yok. Şimdi de ders notlarından bahsedeyim biraz. Ben video ders notunu önceden almazdım. Mesela YKS'ye hazırlanırken, gerçi zaten son yıllarda çıktı. Önceden de aşırı yoktu da. Kendim defter oluştururdum. Hani öyle daha çok akılda kalacağını vesaire düşünürdüm ama artık gerçekten derslerin fazlalığından ve konuları iyi analiz edebilmekten yazmaya zaman kalmıyor. Yani ayrıca sen onları geçir falan çok zaman geçiyor. Ben de artık aldım yani video ders notlarını her takip ettiğim hocanın. Tarihten Aydın Yüce'yi dinliyorum. Geçen yaz Ramazan Hoca'yı dinlemiştim. Bir farklılık olsun dedim. Aydın Hoca'yı bu sene tercih ettim ve notlarını aldım. O da çok güzel içeriği. Böyle eskiden okulda hocalarımız nasıl not tutuyorsa Aydın Hoca da öyle. Hani böyle ilk öğretim mantığında hocamız yazardı. İşte biz dinlerdik, defterimize geçirdik ya. Aydın Hoca da ben onu hissediyorum. O yüzden beğeniyorum. Vatandaşlığı geçen yıllarda almıştım ben. Gene benim hocamı tercih ettim. Memnunum, hiçbir sorun yok. Erdal Hoca'yı da çok beğeniyorum. Başka hocalar da tavsiye ediliyor. Onları da dinleyeceğim elbette ama not olarak bunu kullanıyorum. Coğrafya için zaten Bayram Hoca yani Engin Hoca'yı da çok övüyorlar. Onu da dinlemiştim.
Belki bundan sonra ona geçerim de, ama ilk adım sanırım herkesin bayram hocası diye düşünüyorum. Haritalarla Coğrafya adlı bir kitabı da varmış onun. Onu da belki alırım ama şu an çok ihtiyaç duymuyorum. Çünkü soru bankasının video ders notunun içinde de fazlasıyla var. Slaytlarındaki özellikle bütün haritalar. Ve matematik için dediğim gibi zaman artık verimi kullanmak adına onu da aldım. Yani o işlemleri bile artık yazacak şeyim yok. Tahammülüm yok diyebilirim. Gayet kalın. Böyle her şey var içinde. Siz güzelce hocayı dinleyip hemen hazır soruların altına cevaplarını yazıyorsunuz. İsterseniz önce videoyu dinlersiniz. Sonra kapatırsınız. Alır bunun üzerine çözersiniz. Yapamadığınızı açar tekrar dinlersiniz. Bunlar bu şekildeydi. Bunlar günceller. Şimdi şu 3 kitap 2022 basım. Ben bunu çok uygun fiyata görmüştüm. Yaklaşık 3'ünü 100 lira küsür aldım. Öyle hani kullanırım, ders çalışmaya başladığımda referans olur diye. Yine Hoca Web'de yayınlarının. Bu 3 hocamız da çok kaliteli. Şöyle vatandaşlık soru bankası bu. Zaten çözümler o kadar iyi ki. Yani hangi yayını alırsanız alın. KPSS süreci için konuşuyorum. Birçok hocamız çözümleri çok güzel yapmış. Güzel bir konu tekrarı gibi oluyor. O yüzden çok soru çözmek zaten başarıya götürdüğü için çok yayın da aslında irdelemeden hani ön planda olan birçok soru bankasını çözmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ben önce elimdekileri bir temizledikten sonra piyasadaki birçok kitaba bakmak istiyorum. Vatandaşlık için bunu çözeceğim. Buna coğrafya o kadar kalın ki. Çünkü çözümleri çok güzel. Engin Hoca'yı da çok seviyorum anlatımını da. Biraz dinlemiştim videolarını ama şimdi dediğim gibi 2024 için Bayram Hoca hem güncel video çekmeye Engin Hoca'dan daha önce başladığı için ben de onu tercih ettim. Onunla bitirmek istiyorum. Daha sonrasında Engin Hoca'yı da dinlemek istiyorum. Böyle coğrafya. Tarih için bu da Aydın Hoca'nın kitabı. Soru Bankası yine. O da aynı coğrafya gibi çok güzel çözümlerini böyle açıklayıcı bir şekilde yapmış. Çok memnunum bunlardan. Abi bir şey bunu da çözmüştüm. Bu şekilde. Şimdi bu ikisi de çıkmış soru kitabı. Duymuşsunuzdur belki Kara Kutu yayınları, informal yayınlarının. Coğrafya ve tarih almıştım ben. Zaten benim coğrafyam yani kötü ve ben zorlanıyorum coğrafyada. O yüzden bunu tercih ettim. Türkçesi var, matematiği var. Bu Kara Kutu yayınlarının her ders için olanı var. Ama ben bu ikisini tercih ettim. Bunu da geçen yıl almıştım ben. Böyle konu konu hangi sınavlarda çıkmışsa işte polislik olabilir, KPSS'nin türleri olabilir. Onları derlemişler. İşte iklimden, polislikte, KPSS 2024'te, 2014'te, 2018'de çıkan soruları böyle derlemişler. Bu da güzel yani. Tercih edebilirsiniz. Tarih. Bu tarihi çok beğendim. Ufak bir konu özeti var. Başlamadan önce. Hafif bir okuyorsunuz. En azından şemalarla böyle bir konu canlanıyor. Daha sonra başlarsınız. İdari yargı hakimlik sınavlarının bile soruları var yani. En azından çeşitlilik. Bunları biraz çözmüşüm tarihi bayağısını. Şuradan sonra boş çünkü çağdaş vesaire gibi şeyler geliyor ya, onlar bende yok şu an. Bunlar da bu şekildeydi. Belki alacak olanlara bir fikir olur. Şöyle de net bir şekilde görünüyordur diye düşünüyorum. Burada en böyle alın dediğim paragraf kesinlikle. Şu tarihte gerçekten İsmail Hoca'nın kitabı gayet güzel. Peygam seti zor dediğim gibi. Hani önce bir şu kitaplarla konuları özümsedikten sonra bence peygam çözülmeli. Yani tekrar da çözülebilir. Bu şekilde de izlediğiniz için teşekkür ederim.